Kaplıcalar, hayatımız içerisinde mutlaka her birimiz bir kez olsun gitmişizdir. Şifa kaynağı deriz. Evet, Tuzla İçmeleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Köksal Köse bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ee, ben Köksal Köse. Ee, işte 1927 kuruldu Tuzla İçmeleri AŞ'nin yönetim kurulu başkanıyım. Hı, hı. Bu saydığınız şeyler de bizim alt kuruluşlarımız ve tesislerimiz Şanlı. yapılanmaya devam ediyor. Evet, evet, devam ediyor. Maşallah diyelim. Peki sosyal güvenlik e, kurumunda neden uygulanmıyor başkanım? Sosyal güvenlik kurumu kaplıcaları bir keyif yeri olarak görüyor. Yani geçmiş Sağlık Bakanlığı'ndaki seks, yani Sosyal güvenlik kurumu genel müdürü de böyle bakıyordu. İşte bakan ve müsteşarlar da böyle e, addediyorlardı. Ama şimdi yeni bir yapılanmayla birlikte zannediyorum e, bu açı değişti. Hı hı. Şimdi yeni yönetmeliklerde e, çalışılıyor. Yeni bir yapılanmaya gidiyor. İnşallah bu kurumların önü açılacak. Çünkü sağlık turizmi için önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım. Sağlık uygulama tebliğinde düşük uygulama sebepleri nelerdir? Düşük uygulama sebepleri çünkü özel birim fiyat analizi yapılmıyor. Yani bir kaplıcıya gelen hı hı. nelerden istifade ediyor bir de nitelikli kaplıcalar eskiden beri olmadığı için insanlar sıcak suya girip çıkıp öğle yemeği yiyip akşam yemeği yiyip aslında sağlıklarından <laughs> kazanacaklarını da daha çok kaybettiklerini düşünüyorlardı. Hı hı. Bir keyif yeri gibi olarak düşünüyorlar. Halbuki şimdiki nitelikli kaplıcalar öyle değil. Tedavi havuzları var. Bir de sağlıklı yaşam ve detoks olarak ve beslenme eğitimleri verilerek insanlara, diyetisyen çalıştırılarak, fizik tedavi uzmanları çalıştırılarak, fizyoterapistler ve hidroterapistler çalıştırılarak verilen hizmetler sınıfından bir kaplıca, nitelikli kaplıcalar artık olmalı ve oluşuyor. Konaklamalı rehabilitasyon. Ve elbette ki de termal ve esenlendirme merkezi çıkarsa sizin konumunuz ne olacaktır? Evet böyle bir yönetmelik üzerinde çalışma var. En son işte Sağlık Bakanı'nın e, bu kongrede vermiş olduğu bir sunumu da var. E, böyle bir yönetmelik çıkacak diyor. Konaklamalı Rehabilitasyon ve Termal evet. Esenlendirme Merkezleri diye bir yönetmelik var. Bu çıkarsa gerçekten bir bütüncül rehabilitasyon merkezi olacak. Yani bir rehabilitasyon, rehabilitasyon merkezine gelen insanların... Tüm hastalıklarıyla ilgili rehabilite edebilecek, edinebilecek bir yer hı hı. olacak. Kapsamı geniş ve olması gereken, hizmet sınıflarını içinde barındıran, hı hı. bir içinde tıp merkezi gibi çeşitli e, komplikasyonlara da karşı hizmet verebilecek bir gerçekten bütüncül bir rehabilitasyon merkezi olacak ki biz bunu bekliyoruz. Ve o zaman... Termal merkezlerin içinde hem geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulaması hem de tam bir rehabilitasyon merkezi olacak ki zannediyorum 3 hafta 5 hafta içinde en geç bu yönetmenin çıkmasını bekliyoruz. Gerçekten bu sektör içinde çok önemli daha geniş kapsamlı çalışabilmenin de önü açılacak ki Hı -hı. o zaman... E, SUD dediğimiz Uygulama Tevliği ve seksiyel, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun da bir şekilde e, eli ve öne açılacak. Doğru herhalde e, ödeme planları yapılacak. İnsanların fayda gördüğü ölçüde de ödemelerini almış olacak. hani en kısa zamanda o zaman yeniliklerle daha, daha güzelliklerle. Göreceğiz birlikte. Çok teşekkür İnşallah. ediyorum ben sizlere. Ben teşekkür ediyorum. Sağlık eminim. ve başarınızın sağ kat ve kat devamını diliyorum başkanım. Teşekkür ediyorum. Çok sağ, sağ olun. olun. Türkiye Kaplıcalar Başkanımız ve İstanbul Medikal Termal Tuzda Kaplıcaları Sağlık ve Turizm Tesislerinden Köksal Köse Başkanımız. Bugün konuğumuzda bir sonraki de yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.